yaparsaki beklentimiz bu mecliste grubu bulunan bulunmayan bütün milletvekillerinin bu darbenin karşısında yek vücut olmalarıydı. Anayasayı ki biz demokratik bulmuyoruz, gerçek anlamda çoğulcu bulmuyoruz ama var olan anayasal devlet düzenini savunmaları gerekiyordu ama savunmadılar. İkinci bir mesele hayretle izlediğimiz, şimdi bu mahkemenin kararını AKP'nin tarafından, iktidar tarafından yapılan yorum, iki yüksek mahkemenin anayasayı farklı yorumlarından kaynaklanan bir sorun olarak ele aldılar. Şimdi ben size ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Anayasa madde 153 çok açık ve net şunu diyor. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Şimdi bu kadar açık bir anayasa hükmü varken iki yüksek yargı organı burada anayasayı nasıl farklı yorumlamış oluyorlar? Biz bunu iktidara sormak istiyoruz. Sizin bu yargısal darbeye yapacağınız yorum farklı, İki mahkemenin farklı yorumu mudur? Böyle bir şey, böyle bir yorum farkı görünüyor mu ortada? Hayır. Çok açık ve net bir şekilde halkın iradesine ve anayasal devlet düzenine kastedilmiş. Bizi bağlamıyor mu? Biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan, imza koyan bir ülke değil miyiz? Niye uygulamadınız? Nerede sizin genel başkanınız? Hamlemizi yaparız, işimize bakarız. Hamlenizi yaptınız, işinize baktınız. Bugün kendi yarattığınız çürümüş yargısal düzen size kafa tutuyor. Sizin meşruiyetinizi sorguluyor. Hiç kimseninkini değil. Bu darbenin bir ucu, evet, bütün topluma, bütün meclise yönelik bir darbedir. Anayasal devlet düzenidir. Ama çok açık ve net söyleyelim. Asıl mesaj AKP'yedir. Asıl hedef AKP'dir. Asıl burada size mesaj veriliyor. Aslında sizin yarattığınız bu çürümüş yargı düzeni, uluslararası hukuka uymamanız, ulusal hukuka uymamanız, her yerde mütedil sürekli sistematik olarak hukuku ihlal etmeniz bugün karşınıza bir kriz olarak çıktı. Ne krizi? Devlet krizi, rejim krizi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir rejim kriziyle girdik ve bu rejim krizinin müsebbibi sizsiniz. Ne var bu rejimin temelinde biliyor musunuz? Rejim krizinin temelinde Kürt sorunu var. Evet, Kürt sorunu var. Siz Kürt'e sürekli istisna hukuku uyguladığınız için, siz Kürt'e sürekli normal olmayan, olağanüstü olan hukuku Kürdistan'da Kürtlere karşı normalleştirdiğiniz için, siz sabah akşam Kürt'ün hakkını, hukukunu çiğnediğiniz için, milletvekilini tutukladığınız için, belediyesine kayyum atadığınız için bugün biz bu süreci yaşıyoruz. Eğer oralarda hukuksal bir tutum alsaydınız, vicdani, ahlaki, insani bir tutum almış olsaydınız bugün bu ülke bu durumda olmayacaktı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi de ne böyle bir karar almaya cesaret edecekti ne de biz bugün bu kararı tartışıyor olacaktık. O nedenle değerli arkadaşlar, istisna halinin kendisini bu ülkede norm haline getirdiniz. Bakın, bunu sadece genel tutuklamalar ve yargılamalar üzerinden söylemiyoruz. Binlerce defa söyledik, bir kez daha söyleyelim bu kürsüde. Bu ülkenin bir cezaevinde 32 aydır geçti, 33 aydır siyasi mahpuslardan haber alınamıyor. Sesiniz çıkıyor mu? Çıkmıyor. E tabi buna sesiniz çıkmadığında Yargıtay, orada 3. Ceza Dairesi size parmak sallar, bize parmak sallar, bize ayar verir. Ama siz bu ülkedeki her yurttaşın, her toplumsal kesimin hakkını savunsaydınız bize bu parmak sallanmayacaktı. Onun için bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz. Gelin hep beraber birincisi bu darbeye karşı direnelim. Bu meclis üzerine düşen görevi yapsın. Biz varız. İkincisi gelin Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesinin yolunu açalım. Ülkeyi normalleştirelim.
ülkede herkesin uyacağı bir anayasal devlet düzenini var edelim. Diğer bir mesele, gelin buradan başlayalım, Sayın Öcalan'a yönelik tecridi kaldırın, cezaevinin kapısını açın, milyonların beklediği barış umudunu hep beraber canlandıralım. O zaman ülkede barışa kavuşur, darbe mekaniği de geride kalır ve darbelerle terbiye edilmeye çalışılan Türkiye gerçeğinden sıyrılmış oluruz. Selamlar. Evet.